Arkadaşlar, bu dersimizde en basit yoldan plugin veya herhangi bir eklenti kullandırmadan bir lavabonun içine akan ve sonrasında sıçrayan su efekti oluşturmaya çalışacağız. Hani kafanızda olayı daha iyi canlandırabilmeniz açısından suyun içerisine herhangi bir şey attığınızda oluşan bir etki vardır. O etkiyi elde etmeye çalışacağız en iyi şekilde. Evet, başlıyoruz. Oldukça basit bir derstir. Sadece Add Table Poly kullanacağız. Herhangi bir plugin eklenti yok. Bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi bir tane plane oluşturalım. Plane'imizin biraz daha büyük olsun. Evet, şimdi onu poly'ye çevirelim. Sağını solunu yamultacağız. Evet. Sonrasında bu seçim çerçevesinden spreyi seçiyoruz. Mesela biraz mesh smooth verelim. Evet, güzel. Poligon. Sonrasında push-pull diyoruz arkadaşlar. Push-pull deformasyon yapacak. Boya deformasyonu. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi. Tabi boya yapmıyor. Yüzeyde deformeler yapıyor. Birazcık büyütelim. Şiddetli yapsın.
da çok bozalım arkadaşlar. FFT modifier control points normale getirelim. Biraz genişletebiliriz bunu. Top penceresinden çekelim. Okay. Şimdi bir tane şey oluşturalım. Bunu da poly'e çeviriyoruz. Üst kısmını siliyoruz. Buna da shell vereceğiz arkadaşlar. Açısından 90 yapalım. Biraz bunu büyütmemiz gerekecek. Şimdi de bunun ortasına bir su daha yapacağız. Şimdi Churchill.
Sonrasında buna Nusi modifiyeni uygulayacağız arkadaşlar. Şunu 360 verelim. Buraya kadar çıkartalım. İyice deforme yapalım arkadaşlar. Sonrasında buna bir turbo smooth verirsek, gördüğünüz gibi iş özgür hata 2, bu iş idare olur. Şimdi şurada bu teknik detaya değinmekte fayda var. Şimdi normalde buradan su sıçradığında lavabonun bu yüzeylerine de, hatta gerekirse dış alana da suyun sıçraması gerekiyor. Daha doğrusu sıçrama derken su damlacıkları dedim biz ona. Bunu yapmak için iki yöntem var ve scatter kullanabiliriz. Oldukça basit bir yöntem ama kullanışlıdır. Yani iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Onun dışında daha teknik ve %100 gerçekçi sonuçları elde edebileceğiniz sistem particle flow. Onun için ayrı bir ders hazırlamak lazım. Şimdi buraya da anlatırsam pek detayına giremem. Onun için şimdi biz materyalle devam edelim. Materyalimizi hazırlayalım. Şimdi burada bu rengini difuz rengi beyaz, refrakt olduğu gibi şeffaf, yansıtma 15, parlaklık 0,8, fok color turkuaz rengi, fok multi 0,01. Şimdi tabi bu özellikle fok değeri burada yetersiz gelebilir. Yani bunu bir test render almadan anlayamayacağız. Şimdi hemen materyalleri atayalım. İki tarafa da. Şimdi kaybı olmadı onlar. Bir de seramik materyali hazırlayalım. Yansıtması 15-15 verelim. Güzel. Kaba taslak çıkacağı hali bu. Hemen. Şuna genel aydınlatma aktif. Gray plane koyalım. Plane'imize de materyali atıyorum. Şurada birazcık burada dışarı taşmış. Render'ımıza bakalım. Evet. Sonuç bu arkadaşlar.
ışık geçirgenliğini ayarlıyoruz. Yine aynı. Gördüğünüz gibi çok koyu çıktı. Açalım. Suyumuzun rengini biraz daha açığa çekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, o turkuazlık gitti. Onu elde etmek için 0,1 deneyelim, bakalım ne olacak. Şimdi o su sıçramasının olduğu yüzeydeki poligon sayısı yüksek olduğu için oradaki render işlem birazcık uzun sürüyor. Normalde o kadar sürmez. Arkadaşlar, suyumuzun rengini hazırladık. Bu altta artık suya normal ben şeffaf materyal atamıştım. Ona da aynı şekilde bunu atayalım. Sonra şunu şöyle
açalım. Klavyeden Shift F basarsanız. Sonra Daylight koyalım. Tekrar bir bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada patlamalar çok çıktı. Tabanda arkadaşlar gördüğünüz gibi patlamalar yok oldu. Tabi burada Ray-Lite'ların saat dipsleri düşük. Bütün render ayarlarımız da düşük. Bazı pürüzlerin nokta noktacıkların olması o yüzden. Şurada vermiş olduğumuz 0,3 değerini 0,5'e kadar çıkartabilirsiniz. Sahnede herhangi bir sıkıntıya yol açmaz. İsterseniz hemen onu da deneyelim. Evet yapalım. Bir daha render diyelim. Sahnemiz biraz daha aydınlanmış olacak. Hatta biz direkt onu 0,5 yapalım. Evet. 0,5 bizim işimizi görebilecek bir değer. Dediğim gibi şuradaki pürüzlenmelerin nokta nokta olmasının sebebi Ray Light'ların saat dipslerinin düşük olması, render ayarlarımızın
en düşük seviyede olmasından kaynaklanıyor. Evet. İşin mantığı budur arkadaşlar. Siz bunun üzerine çalışarak daha da geliştirebilirsiniz. Daha iyi sonuçlar da elde edilebilir. Bu dersimiz bu kadar. Hepinize kolay gelsin.